Ne oluyor burada? Karşıma çıktı Kerem'lendim. Biraz önce biraz magazincilik oynadım. Ben de durdum. Gördün mü? Nereye gidiyoruz? Şehir ormanı. Oğlum şehir ormanı nasıl anlatacağım? Titi. Biliyorsun o Galatasaray. Yes. 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 Which team you support? Yes. Champion kim? Herkese merhaba, ben Doğuş Çabak. Uzun zamandır Bodrum'da vlog çekemiyordum ve bununla ilgili gerçekten çok mutsuzum. Ama Instagram'dan takip edenler görüyordur, gerçekten nefes alacak vaktim yok. Bir gün o parti, bir gün öbür parti, bir gün o parti falan derken şu an bu haldeyim. Bugün birazdan uçağa atlayacağım, İstanbul'a gideceğim. Aslan'la Kaplan Giresun'dan geliyorlar. Onlar da uçakla geliyor ve şansa aynı anda iniyoruz. Şimdi diyeceksiniz bu ayarlama değil. Çünkü çocuklarımın uçak biletini ben almadım. Benim uçak biletimi ben aldım, benim çocuklarımı ben aldım. Onlar da geldiler. Aynı anda havaalanına ineceğiz. Sonra annem bizi oradan alacak. Güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü annemin bizim için hazırladığı ve düşündüğü bazı güzel minik tatlı sürprizler varmış. Video başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada dışarıdan bazı sesler geliyor. Ne oluyor burada? Ah, selam. Ana, bir tane daha vardı burada, kayboldu. Aa, arkasına bile bakmadan gidiyor. Vallahi gidiyor. Ne haber? Tanışabilir miyiz? Sen kimsin tanışabilir miyiz? Tanışabilir miyiz sen kimsin? Evet merhaba, ben Doğuş. Senin adın ne? O bir dakika, kaşınma seansımız başladı. Kaşın. Merhaba. Oğlum nereye gidiyorsun? Aha girdi, vallahi girdi. Şşt, hop çıkmam lazım, uçağım var. Uçağı kaçıracak olmasam sabah kadar seninle oynayabilirim. İnanılmaz tatlı bir şeysin. Sen hangisin? Fendi misin? Paris misin? Nasıl anlayacağız? İki tane var bu arada. Bu arada bir dakika, dört tane var. Alt komşumda da var. Sen Fendi misin? Paris misin? Fendi ise bir dilat, Paris ise iki dilat. İkisi de değil misin? Bence sen ikisinden birisin. Kardeşin kaçtı gördüm. Bir daha deniyorum. Fendi ise bir, Paris ise iki. Değil, tamam. Okey, ama benim gerçekten gitmem lazım. Şu an uçağım var. İniyoruz aşağı, tamam mı? Bir dakika, sırt çantamı alacağım. Ah, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Şu an kucağımda bir adet. Senin ismin Fendi mi, Paris mi? Fendi ya da Paris'te. Sırt çantamı alıp, valizimi alıp aşağı inmem lazım. Bir dakika. Sen beni burada bekle. Kapıyı kapatacağım, tamam mı? Çık. Karambolde bir şey unutmamak lazım. Vay. Hem seni hem valizi nasıl alacağım? Aynı anda ikinizi nasıl alacağım? Allah aşkına, şimdi nasıl yapacağım? Önce bence ben seni indireyim, aynen. Önce seni. Gel. Sen nereden kaçtın? Nereden, nasıl geldin? Oh, güneşe karşı. Ha? Gelip inememek. Selam, günaydın. Buraya mı geldi bir yerde? Sen nereye kaçtın? Efendi miydi Paris? Paris. Nereden aynen anlıyorsunuz? Tabii siz anlarsınız. Yani aynen. Küçük olarak, büyük olarak da. Olmak ha, o yüzden inemiyor bu merdivenleri. Evet. Evimde güzel bir tur attı. Ya evet, sever. Uçağım var deyince beni bıraktı. Uçağa kadar bile bırakabilir, o hadi kadar meraklı. O zaman görüşürüz. Seninle ayrı bir video çekeceğiz, tamam mı? Sen yüzebiliyor musun? Beni asosyal gibi konuştun. Sen de güle güle Fendi'ydi değil mi? Paris. Gerçekten 5 dakikada aklımdan çıktı. Görüşürüz, günaydın. Bu arada valizimi almam lazım. Bir dakika, valizimi unuttum yukarıda. Ah. Arabama bindim. Acaba yine kahramanımız Doğuş uçağını kaçırmadan havaalanına varabilecek mi? Her zamanki gibi benzer bir olayla karşı karşıyaydı ama bence kaçırmadan yetişeceğim. İyi vaktim var ya. Uçağımı kalkmasına tam 1 saat 10 dakika var. Şu an Yalıkavak'tayım. Yalıkavak'tan havaalanı yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Bana da 25 dakika kalıyor uçağa binmek için. Fena bir süre değil. Daha yeni torbadan ana Bodrum yoluna bağlandı. Uçağımın kalkmasına tam 45 dakika var. Her zamanki gibi 3.5 atıyorum. Uçağı kaçırırsam çocuklarıma gecikeceğim. Böyle bir salaklık yapmamam lazım. Bu arada ben arabamı burada Bodrum'da havaalanında otoparka bırakmıyorum. Yoldayken benden alıyorlar. Sonra yıkayıp temizleyip geri veriyorlar. Müthişler. Şimdi onları arayacağım. Yolda olduğumu söylemem lazım. Öbür türlü arabayı onlara veremeyeceğim. İyice gecikeceğim. Of, çok stresliyim.
Neden hep aynı şeyi yapıyorum? Aptal mıyım ben? Yıllar oldu. Hep beraber bunları zaten görüyoruz. 3 yıldır videolarda her uçağa böyle aynı sinir stresle yetişiyorum. Yeter artık. Bu arada şu anda bir çevirme var ama sanırım çevirmeden yırttım diye düşünüyorum. Aynen. Biraz telaşlıyım tabii haliyle. Yolda bir tane radar var. Son saniyede fark ettim. Aklım çıkıyordu. Yani bir de radara girseydim hani ceza değil. Bir de onun yüzünden uçağı kaçıracak olmam daha da fenaydı. Neyse. Tecrübeli doğuş. Yakalanmadım. Bu arada basıyordum ama biraz önce yine bir radar tabelası gördüm. O yüzden yine yavaşladım. Sanırım ileride bir radar daha var. Yani normalde bir tane bile olmaz. Şu an olursa ikinci olacak. O yüzden kenara geçtim. Tırsık tırsık gidiyorum. Hah bak var. Ben dedim. Bak. Hop şuraya netlik al. Aha, bakın bu bir radar. Ama tabii ki bunu da yemedik. 79'da geçtim önünden ki arabaların hızı biliyorsunuz normal radar hızına göre %10 falan daha fazla. Ya da %5 en azı 75. Bu yollar limit kaç onu da bilmiyorum. 90 olabilir mantıken. Şuraları da atlattığımızı düşünüyorum. İleride göreceğiz. 2-3 dakikaya göreceğiz. Bu arada Bülent Bey de burada arabayı alıyorum. Hemen havaalanına devam ediyoruz. Uçağa tam olarak 31 dakikam kaldı. Sence yetişir miyiz? Yetişiriz abi. Valla. Yetişiriz yeter. Yetişemezsek sen beni İstanbul'a götüreceğim buradan. Götüreyim oğlum canın sağ olsun. Ben de metropol görmüş olurum. Bir de memur bey durdursaydı herhalde hayatta yetişemezdim. Sana artık 25 dakika. Bu arada bu süre uçağın kalkmasına yanlış anlaşılma olmasın. Uçağın kalkmasına tam 25 dakika var şu anda. Geldik. Fırlamam lazım. Bir dakika maske almam lazım. Ah çok stresim. Maskemizi aldık. Fırla. Teşekkürler. Abi, görüşürüz abi sana emanet araba. İnşallah sonuna varacağız. Görüşürüz. Kapının kapanmasına bir dakika var ve uçağa bindim. Uçağa gideceğiz. Oh, bunu da kaçırmadım. Kaçırmadım. Bu uçak da kaçırmadım. Uçak şimdi indi. Normalde geç kalkmıştı ama erken indi. Bu güzel bir şey. Şimdi Aslan'la Kaplan uçağına bakıyorum. O da 6 dakika önce inmiş. Şöyle göstereyim. Yani bu güzel haber. Aslında uçağımız aynı anda indi. Muhtemelen onlar da benim şu an uçağın içindeler. Terminalde onları yakalamaya çalışacağım. Sonra arabaya atacağım. Bakalım annem bizim için neler yapmış. Çok heyecanlıyım. Çok özledim. Onları haftada bir görebiliyorum yazın. Bakalım nasıl bir gün olacak. Şimdi ben geldim. Artık sırada Aslan'la Kaplan var. Onları muhtemelen dediğim gibi alanın içinde bir yerde yakalayacağım. Yakaladıktan sonra dışarı çıkacağız. Arabaya bineceğiz ve gideceğiz. Hello. Baba nereye gidiyoruz ki? Söyleyeceğim bir de. Şimdi biz buluştuk ama o sırayı çekemedim. Çünkü elimde valizler var. Bir yandan çocuklar var. Ne haber Aslan? Kameranın arkasına bakıyorum. Şimdi alandan çıkıyoruz. Annem gelmek üzere. Bizi alacak. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Hadi gelin gelin. Elini tut kardeşin. Elini tut kardeşin. Tut. Tamam burada bekleyelim. Şimdi babaanne gelecek. Tamam mı? Şimdi tahminleri alayım. Nereye gidiyor olabiliriz? Senin evine. Benim evime gitmişsin size. Şimdi bugün babaanne bize bir plan yapmış. Uçak mı uçuruyorsun? Bir plan yapmış. Nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Babaanne konuşamıyorum ama bir dakika. Ben. Oğlum bilmiyorum. Babaanne gelince göreceğiz işte biraz. Düşüyoruz galiba. Düşüyorduk. Oğlum dur. Tamam dur. Tamam ayağa kalk. Babaanne gelmek üzere. Geldi. Geldi mi? Nerede? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Aslan doğru görmüş. Annem gelmiş ve bizi geçmiş. Şu an geri gelmeye çalışıyor. Hadi gideceğiz oraya. Biz geçmişiz babaanneyi. Koş. Aslanı takip et. Aslan! Gelin. Herkes hazır mı? Kemerini tak. Merhaba. Söyleme şimdi. Ben de nereye gidiyoruz anne? Hiç kimse bilmiyor ki benden başka. Hiç kimse bilmiyor mu? Ben de. Bu arada tesadüf eseri önümüze Kerem Bürsin var, o da birini bekliyor. Evet çocuklar, nereye gidiyoruz? Banana House. Banana House. Nereye gidiyoruz anne? Bence bir tane
Hı? Şehir ormanı. Şehir ormanı. Şehir ormanı. Şimdi ben çocuklarıma şehir ormanını nasıl anlatacağım? Aslan, şehir ormanı ne demek? Şehir ve orman. Şehir ne demek? Kafam karıştı. Benim de kafam karıştı. Bu arada evet, biraz önce biraz magazincilik oynadım. Ben bir şey yapmadım. Karşıma çıktı Kerem'le anne. Muhtemelen bu videodan alıp kullanacaklar ama yapacak bir şey. Gördün de mi? Anneme bak, benden daha fena. Ben aynısını yapsalar hoşuna gider mi? Hayır, şaka. Ben... şaka diye. Yok, ya, değil mi? Tabii, arabayı tabii. Gördüm tabii, sadece. Tabii, gossip pasta sensin değil mi? Ben ismini bile hatırlayamadım da aa dedim. Oh. Tabii tabii. Are you angry kaplan? Yeah. Ne çok kadar? Bilmence, çok bir heresi söylemediler. I'm so hungry. So hungry? Annemi yemedim. Ne yemek istersiniz? Var ki. Her şey var, ne istersin? Anne ne var? Allah ne versin. Kaplan sanıyor ki babaannen evine gidiyor. Biz söylesene gidiyor. Bilmiyorum, babaanne nereye gidiyoruz? Şehir ormanına. Şehir ormanına. Söylesene. Oğlum şehir ormanını nasıl anlatacağım ben çocuğa şehir ormanını? Central Park. City. Kaplan, we are going to the Central Park. Okay? Gideceğiz zaten benim evime. No, banani. Normalde Aslan hep benim evime gitmek istiyor çünkü orada PlayStation var. Kaplan da annemin evinde kalmak istiyor çünkü orada kamp çadırı var, bahçe var. Baba, Giosun Galatasaray maçında Giosun fena oynamadı. Oğlum 20 tane gol atacak, daha ne olacak? Herkes bana mesaj atıyor Aslan Giresun ne olmuş diye. Ben de dedim ki Galatasaray yenince o hangi takımı tutması gerektiğini bilir dedim. Hala Giosun tutuyor. Ne? Şu an var ya, kalbim çok kırıldı. Kaplan'a soracağım. Kaplan, which team you support? Giresun or Galatasaray? Giresun. Ayda! Herkes Giresun'un olmuş bizde. Oğlum Galatasaray 2-0 yendi ama neden Giresun? Ama Giresun gol'e çok yaklaştı. Nasıl biz bir tane penaltı kurtardık? Anında şu an biz oldu Giresun. İnanamıyorum. Hakikaten Giresun. İnanamıyorum şu an. Bir şey veya şampiyon Giresun. Ben Galatasaray maçına gidiyorum. Tek başıma gideceğim bundan sonra. Annemi alırım yanıma. Sen de Giresun tutacaksın çünkü Süper Lig'de. Şu an bu konunun üstüne çok fazla gidiyorum çünkü çocuklarda bir şeyin üstüne çok fazla gidersen o geri tepiyor. Evet oğlum, bu sene Giresun tutsan yeri gelecek, böyle birkaç hafta içinde koyu bir Galatasaraylı olmaya geri döneceksin biliyorum. Kemerburgaz'a girdiğimize göre gerçekten ormana gidiyoruz. Çünkü Kemerburgaz'da ormandan başka hiçbir şey yok. Kaplanın uykusu geldi yine. Kaplanın uykusu geldi yine. Kaplanın uykusu geldi yine. Hangi takımlısın? Giresun. Bu soruyu sana Galatasaray diyene kadar soracağım. Hangi takımlısın? Giresun. Hangi takımlısın? Giresun. Hangi takımlısın? Şubeyaz. Hangi takımlısın? Şimdi Kaplan soruyor. Kaplan hangi takımlısın? Giresun. Kaplan hangi takımlısın? Giresun. Cimbom diyene kadar soracağım. Hangi takımlısın? Giresun. Allah Allah. Bir gün bir yere gittiler, Giresun'da hop gel. Aa, geldik mi? Buraya mı giriyoruz? Uluslararası şehir ormanı. Gerçekten Baba. Ormana geldik efendim. Ne? Okay, Jimbom. Çak. Kaplan, now say who do you support? Giresun. Giresun. Ya Allah Allah. Ben sorunca Galatasaray Jimbom diyor. Aslan sorunca Giresun diyor. Böyle bir şey olmaz. Kabul etmiyorum. İkiniz de Galatasaraylısınız. Hayır. Evet. O zaman bütün Galatasaray formalarınızı ben giyeceğim artık. Olmaz ki. Bu arada değişik bir yere geldik yahu. Yes baba. Sen burayı nereden buldun? Kayboldu annem. Haydi bakalım, haydi. Atla, evet. En azından maçta herkes yuh diyordu Galatasaray. En azından ben demedim. Aferin sana be. Yuh denir mi oğlum? Yuh kimseye söylenmez, tamam mı? Hiçbir takıma söylemeyeceğiz, anlaştık mı? Duydun değil mi? Bu önemli bir şey, aferin sana. Şu an böyle değişik bir yerlere doğru geliyoruz. Annem eline piknik çantasını da almış. düşüyordum. Bu arada normalde buraya daha güzel bir giriş vardır diye tahmin ediyorum. Biz şu an kaybolduk. Şuradan gireceğiz galiba. Evet, şu an gerçekten kaybolduk. Ben bu çocuk göbeğini çok seviyorum anne. İçine bakalım ne varmış yiyecek. Bakıyoruz hemen. Ketçap. Oğlum öyle yapılır mı? Deviriyorsunuz. Ketçap. Okay, this is for your food. You can eat it. Şaka yaptım, tabii ki yeme. Sam chip. Oh no. Bunu en sonra. Tabii ki şu anda gofreti verirsem onu yerler olmaz. Bu arada annem bir şeyler içecek almaya gitti. Dur Kaplan. Burada inanılmaz bir şey var. Okay, guess what? İçine ne var? Tahmin edin çabuk. 5, 4. Çok yaklaştınız. Babam. Hot dog. Wait. There's another thing here.
Okay, guess what? Bu arada 29 etiketi var ama tabii 29'dan gelmiyor. Annem bunu saklamış. Hamburger. Kuşa. Evet, köfte. Dur şimdi değil, wait. Tamam, okey, yiyin hadi. Hadi. Beklemek yok, tamam. Alın. Yiyebilecek misin böyle? Yummy mama. Masaya koyma, dur. Ve yemek session bitti. Şimdi artık kendimizi ormana atıyoruz. Bakalım neler var burada. Aa, ata bak. Aslan sana bakıyor at. Ana. Sana bakıyor, gördün mü? Dönsene, olduğunuz yerde dönsene öyle. Yemin ederim ilk başta dedim ki bunun aslan eğlenmez, hani kaplanlık bir şey bu yaş olarak. Ama ben bile dışarıdan izlerken aşırı güzel bir şey. Takip, babaanneyi takip. Lukan! Denemek ister misin? You want the slow one or the regular one? Okay. Aferin sana be. Hadi otur bakalım. Have a seat. Go kartı Kaplan istemedi. Israr etmiyoruz. Bazen başta bir şeylere böyle çekiniyor. Sonra kendi istiyor. Muhtemelen buradan ayrılacağız. 10 dakika sonra kendisi bilmek isteyecek. Doğru tahmin ediyor muyum? En büyük kim? Which team you support? Yani çocuk go kartı da biraz daha hızlı yapabilirlermiş. Gerçekten ultra yavaş. Yürüsem geçerim yani. Gerçekten buradan düşmeden yürümek büyük bir şey ne getiriyor? Düşmeden yürümek büyük bir meziyet. Meziyet. Kelimemiz meziyet. Anne ne yapıyorsun? Annemi ama gerçekten tebrik ediyorum. Kaplan'ı yalnız bırakmamak için. Çünkü Kaplan'ın böyle şeylere ilk binişinde hep bir böyle negatif korkusu, tedirginliği var. Onu da anlıyorum. Ben de öyleydim çünkü. Annem onu yalnız bırakmamak için yanında. Çok komik ama yanında. Aslan bir şey soracağım sana. Şu ana kadar 3 tane şeye bindim puanla. En iyisi hangisiydi? Tekne. Tekne dediğin herhalde şey şu dönen bottan falan bahsediyor. Bak ne gösteriyor. Aha, look at the goat. Aa, çok güzel. Aa, düşüyordum, gene düşüyordum. Galiba gerizekalıyım. 3. veya 5. kez takıldım. Ay! Bak yavru kaplan, it's like you. Ay. Daha çok anne, daha çok. Uçur. Uçuramaya. Hayır, dur! Yaşayın nakitliyim, bu kadar yukarıda olmak istedim. Uçur. Ben uçuracağım, sen şuna. Hayır! Şampiyon kim? Cimbom! Böyle cimbomlu yaparlar. Ben ne dedim? 20-30 dakikaya cimbomlu yapacağım dedim. Ne? İlk 11'deki futbolcularımızı say. Anne yaklaş. Pangolin. Başka? Antalyalı. Taylan. Başka say. Falcao. Say. Mariano. Başka ne yaptırayım anne? Kaplan, ask your brother. Giresun dedi yine ya. Kimi destekliyorsun? Giresun. Emek Giresun tipi. Neden? En büyük kim? Hangi takımısın? Galatasaray. Herkese Giresun. En büyük kim? Giresun. Bak yine seni bindiririm oraya. Akşama kadar yukarı zıplatırım. En büyük kim? Ben biter. Hayır, bitmezsin. En büyük kim? Giresun. Hayır, cimbom. Giresun. Söyledim videoda. Ne dedi kaplan? Kaplan bir şey ne dedi. Ne dedi? En büyük kim? Aferin sana be. En büyük kim? Cimbom. En büyük kim? Cimbom. Cimbom. Yapalım mı böyle biz de? Çıkalım mı? Tırmanalım mı? Do you want to try? Yeah. Yeah, we can do baba. Haa, benimle yapın. Ben yaparım baba. Aferin sana, aferin. Oy, kaplan çok yoruldu. Kaplan çok yoruldu. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Baba. Hakikaten oraya mı çıkmak istiyorsun? Ya. Allah Allah. Hiç kaplandan beklemediğim bir şey. Çıkalım mı? İzin verirler mi acaba beraber? Kolay bir iş değil yani. Bunu ben çocuklarla yapamam bence burada. Çünkü şurada bayağı geçişler falan var teknik isteyen. Biraz daha büyüyünce yaparız. Bu çünkü yetişkinlik versiyonu bu. Benimle yapacaksınız. Oğlum bırak
o arkadakini. Önü tut always. Babaanne gelemedi. Go go go, you can do it. Easy peasy. Easy peasy. Hold from the ropes. Yemin ederim bitmeyen parkuru yapmışlar. Ve 10 dakikadır falan parkuru da bitmiyor. Sallayayım mı sizi biraz? Ben bir tur yaptım, ikinci turum. Tamam gel, ikinci tur gel. Tamam bekliyorum. Ben büyük oğlumu bekliyorum. Büyük oğlum hızlıca bitirmiş gelmiş. Haydi aslan. Aa içiyor beni. İşte böyle çocuklar bir yaşa geliyor, babaların da içiyorlar. Yine kaldık baş başa. Ne diyorduk? Bitmeyen parkur. Öyle işte. Biz de eğlendik en azından. O küçük şeylere binemiyoruz ama bunlar Allah için çok eğlenceli. Büyük versiyonları da var da buraya yalnız gelmek lazım. Çocuklar izleyecek, biz yapacağız, olmaz. Bir gün onu da bırakıp geleyim buraya. Eğer beni kabul ederlerse tabii. Şu an ben en arkada kaldım. Grubun arkasındayım. Lastikler var. Allah! Gidiyordum. Bence güzel bir aktivite ama. Bunu yapmayın işte. Ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? Üstüm başım. Bana mı gidiyorsun? Kendine konuşuyorsun. Ya bu hiç benlik değil şu an. Nasıl geçeceğim hakikaten? Annem de bana gidiyor oradan. Ya kesin buradan capsler çıkaracaksınız biliyorum. Şu an pozisyonumu çok merak ediyorum. Ah çarptım yerim. Bitmiyor. Haydi süper babaanne. Çok hepsi bitti mi suyu? Yoruldun mu? Evet. Ne kadar yoruldun? Çok dedim. Ağzın niye yemek hali? Bilmiyorum. Sildim biraz şöyle. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi valla, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Yeni açılan aktivitemiz roller coaster zipline var. Şurası hemen, şu demirli gördüğünüz yer. Oo. Denemek ister misiniz? İsterim de, yapabilecek miyim ben onu? Çok merak ediyoruz. Yapabilirsiniz tabii ki, yetişkinlere göre zaten. Tamam, aslında sence olabilir mi? Ben de yapmak istiyorum. Ama yetişkinler için diyor. Senin galiba bir 7-8 senen var. Bilmiyorum, bir bakalım belki sen yaparsın. İstersen olursa seni de bindiririz. Olur mu? Evet. Tamam. Annem yapabilir mi? Yapabilir tabii. Annem benden daha cesur zaten. Ya, hadi gidelim. Aslan şu kuleye çıkıp oradan atlıyor. Ah su orası, çamur, gel. Kurtardım seni, çamura giriyordun az kalsın. Sence yapabilecek miyim ben onu? Evet, ben de yapacağım. Bunu yapacak mısın? Bak böyle aslanım, seni böyle itiyorlar sonra gidiyorsun. Ha evet. Düşmüyorsun. Yok canım, niye düşeceksin? Önden babaanne mi yollasak? Ama o zaman kaplana kim bakacak? Nasıl olacak bilmiyorum. Burada bir kule var. Kuleye tırmanacağız. Buradan böyle akacağız. Şimdi geldik, bağlanacağız burada. Şöyle göstereyim. En tepeye çıkıyoruz. Sonra şuradan böyle kendi bırakıyorsun. Kaç metre gidiyoruz yaklaşık olarak? Yani normalde dümdüz aşağı indiğimizde 300 metre. Zikzaklarımız olduğu için 600 metreye kadar çıkıyor. Oo, yine bayağı var. Evet. Ama işin en zor kısmı bence aşağı indikten sonra tekrar buraya girerek çıkma kısmı. Ona bir evet, otomasyon gerekiyor oraya. Neyse hadi yapalım bak şey. Ben bunu bu arada Dubai'de yapacaktım. Evet. Başlangıcını bulamadım. Herkes öyle önünden mi gidiyordu böyle de. Kaplan da mı geliyor? Bütün family olarak çıktık yukarıya. Hah, şuradan dağa da çıkıyoruz. Evet. Doğru bir karar mı verdim şu an bilmiyorum. Çok eğleneceğimi söylüyorlar. Biz buraya çocuklar için gelmiştik oysa ki. Buraya çıkınca iş biraz noktası daha ciddileşti yani evet, şu anda. Güzel yaparız ya. Niye yapmayalım? Ben şu ağaçlara falan çarpmıyorum. Yok, merak etmeyin. Merak ediyorum şu anda, bayağı bir şey oldu bir dakika. Ne yapacağım, oturacak mıyım? Oturma pozisyonu evet, alın. Prova yapalım. Evet, şu an bir işe giriştik. Aslan ben de yapacağım diyor ama. Kaskın bir kere sağlam diye bakıyor. Sağlam mıymış? Acıyor mu kafam? Hayır, acımıyor. Biraz daha sert dur. Ah tamam. Öpücük istiyorum bir son. Heyecanlandım oğlum, gel öp işte, ne olacak babanı ya? Baba yapmasan bunu. Niye ya? Şok, şaka yapıyorum. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Beni mi bekliyorsunuz? Beni beklerseniz çok beklersiniz de. Gidiyorum. Hazır mısın? Biraz yaklaşalım o zaman. Ayaklarım havada. Haydi. 3. Hoşça kalın. Allah! İnanılmaz bir şey. Devamlı gidiyorsun böyle. Allah, bir dakika. Dışarıdan baktığında muhtemelen bir şey yok gibi gözüküyor ama o kadar sallıyor ki her sallantısı böyle insanın güresi geliyor. Yavaşladı, şimdi hızlanacak. Ah!
Bir dakika, ağaca gireceğim, bir dakika. Artık sanırım son dönüş. Allah! Ve bitti. Hoş bulduk. Ay, bu çok güldürtüyor mu böyle herkesi ya? Abi çok ya, çok sağ ol. Vallahi inanılmaz komikti. Vallahi inanılmaz insanı güldürtüyor. Sürekli böyle gülesin giriyor, eğlenceli. Bazı yerlerde adrenalin yukarı çıkıyor. Bazı yerlerde neredeyim ben diyorsun. Ama çok güzel bir şey. Oh, şimdi koşup yukarı bizimkilerin yanına yetişmem lazım. Sen bin neden, ben gitmem buradan. Sen de bineceksin ana. Bir saattir o yüzden koşuyorum. Niye geldiniz siz? Çocukları sana teslim edip ben yukarı çıkacaktım. Yok yok, ben senin oradan inişini göreceğim. Tamam, biz seni o zaman buradan izleyelim. Hadi görüşürüz, seni aşağıda bekliyoruz orada. Tamam. Şimdi ormanda yerimizi aldık. Birazdan annem üstümüzden geçecek. Parkurun tam altındayız. Efendim? Geliyor bak, birazdan buradan çıkacak. Şşt diye buradan geçecek böyle. Ve süper babaanne geliyor şimdi. Uzaktan gördüm. Sallana sallana geliyor. El sallayın geçerken. Süper babaanne diye bağırın. Duymazlar, geliyordur. Daha çok bağırın, daha çok İzlemesi de çok eğlenceli. Havada bir sağa bir sola böyle sürekli seni atıyor. Komik bir şey, dediğim gibi gelirsiniz mutlaka deneyin. Abi bir şey söyleyeceğim. Gofret çok yemeyin, dondurma yiyeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Hayır dondurma. Ulan. Ama o zaman bir tane dondurma yiyeceksin. Bakalım. İki dondurma mı? Bir dondurma, bir gofret mi? Ben her şeyim vardı. Nasıldı? Çok şahane. Güzel değil mi? Evet ya. Çok, çok güzel uçuyordun. Ay harika. Güldürüyor değil mi? Gıdıklıyor insana böyle. Ay vallahi müthişti. Ve Kemerburgaz Adventure Park'taki hikayemizin şimdilik sonuna geldik. Çünkü haşat olduk. Hakikaten yoruldum. Bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan çocukla ayak uydurmaya çalışıyorum. Bir yandan bu son en son o ipli olay falan. Enerji kalmadı. Geldik. Kim benimle geliyor dondurma almaya? Alalım, evde yiyelim. Beşiktaş. Ardından Beşiktaş diyor. No ice cream. I'm joking. Şimdi Aslan'la dondurmalarımızı alıp buraya geleceğiz. Gel bakalım. Buradaki tek yeşil olan dondurma bu mu? Evet. Bence şey, iki tane 500'lük yapalım. Ben sana sayayım ne olduğunu. Hayır, ben okurum artık. Okuyorsun değil mi? Pardon. Doğru. Aslan okumayı öğrendi. Ben bunu unuttum tabii. Aslan'dan sonra bir cep silmeniz gerekecek ama sonra olmaz herhalde. Heyecanlı. Brüksel, Bitter. Ona 3 tane koyalım. Ne istiyorsun sen? Oreo. Evet. Başka? Bisküvi. Bisküvi aldık. Başka? Poçet. Çok güzel ama. Kötü diyemezsin onu ya. Herhalde kötü diyemem. Ya dünyadaki en güzel tatlı. Evet, Aslan büyük bir muhafaza. Isırıyorsa içinden çokolata çıkıyor. Başka? Evet. Bunlar şekersiz bitter kaplamalı. Tamam, ondan deniyorum. En çok hangisinden koydun? En çok bundan koydum sanırım. Bunu seviyorsun diye. Tamam. Başka bir şey isterseniz. Yeter, bu kadar. Teşekkürler. Şimdi aslanla kaplana yolluk alıyorum. Hangisini istiyorsun? Bundan mı istiyorsun? Kaplan da bundan mı ister? Evet. Kendime de alabilir miyim? Evet. Babaanneye de alalım mı? Babaanne şekersiz yer bence. Yolda yemek için annem dahil olmak üzere herkese birer tane sürprizim var. Ben seçtim, benim. Evet, o yüzden babaanne sen diyeceksin. Seninki şeker eklemesiz. Ya. Kaplan, this is yours. What is it? It's your favorite chocolate. Try. Hmm. Okay, Aslan, you eat then. At ağzına. İstiyor musun? At ağzına, at ağzına, at ağzına. Good or bad? Good. Yoldayız eve, 5 dakika kaldı ve klasik bir kaplan hareketi. Uyuyakaldı. Ama bugün hakikaten çok yoruldu kaplan. Aslan da yoruldu ama aslan artık büyüdüğü için uyumuyor.
Hadi çıkmamız lazım. Hadi hadi partiye gideceğim. Hadi hadi geliyor musun benimle? Oğlum FIFA maçını bitir de FIFA maçından sonra benimle partiye gelecek misin? Adam FIFA maçı diyor gelmiyor partime. Siz olsanız gelir miydiniz ya? Ben olsam gelirdim. Allah gözlük dedi. Ben üstümü değiştirip geliyorum hemen. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bayağı uzun, yorucu, eğlenceli, adrenalin dolu, yemek dolu video oldu. Umarım izlerken sizin de hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın tekrardan bir vlog çekeceğim. Yarın da bayağı bir program var. Sizi yeni öğrenci yurdumuz Rafine'ye götüreceğim. Rafine'de babamla beraber orada biraz dolaşacağız. Neler yaptık, neler yapmaya çalıştık. Onları paylaşacağım. Eğer belki bu videoyu izleyenler arasında İstanbul'a gelip okuyacak olan arkadaşlar varsa bizim yurdumuzda kalabilirler. Güzel bir yer yaptık. Bunların hepsini bir sonraki videoya göstereceğim. Görüşmek üzere. Bir şey söylüyor musun baba? Bu mu yani? Evet. İyi akşamlar. Yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar bize iyi akşamlar. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bir de abone olmalarını söyle. Lütfen abone ol. Boşun kanalına. Hadi bay bay.